9 senede gelebildiğimiz nokta 00 elde 0. Cumhuriyet tarihinin en kanlı eylemi olarak tarihe geçen bir eylemde ve ülkenin başkentinde yaşanan katliamda maalesef ki bu devleti idare eden siyasi erk bugüne kadar kendiyle ilgili herhangi bir adım atmadı. Öz eleştiri yapmadı. Kendi bildiklerini ve kamuyu idare eden güvenlik kuvvetlerinin elindeki bilgileri hiçbir şekilde bizimle paylaşmadı. Paylaşmadığı gibi de dosyaları sürekli bizlerden kaçırdı. Yani bugüne kadar mahkemeye intikal eden evrakların %99'unu bizim hukuk komisyonumuz, avukatlarımız, ailelerimizin girişimiyle ancak mahkemeye getirilebilmiş. Biz başından beri hep şunu savunduk. Devlette kusuru olanlar, birebir ilgili olan makamların gelip kendi kanaatlerini mahkemeye anlatmalarını hep talep ettik. Ama maalesef ne İçişleri Bakanlığı'ndan, ne Adalet Bakanlığı'ndan, ne Sağlık Bakanlığı'ndan, ne de güvenlik güçlerinden veya Ankara Emniyet Müdürü, Ankara'daki hiçbir şekilde yani buna ilişkin hiçbir adımları olmadı. Ve 9 senenin içerisinde yapılan bütün duruşmalarda biz özellikle şunu söyledik. Kamuda sorumluluğu olanların gelip mahkemeye, adalete, kendi kanaatlerini bildiklerini, gördüklerini, bunu mahkemeyle paylaşmalarını savunduk. Fakat hiçbir şekilde kamuda sorumluluğu olan veya görevi olan hiçbir kimseyi mahkemenin karşısına çıkaramadı. En son biliyorsunuz Ahmet Davutoğlu dönemin başbakanı özellikle 10 Ekim GAR katliamını da kastederek biz bildiklerimizi ve gördüklerimizi anlatırsak bazılarının insan içine çıkacak yüzü kalmaz diye tabiri vardı. Şimdi burada yapılması gereken neydi? Birebir savcıların dönemin başbakanını ifade, gelin bildiklerinizi, gördüklerinizi ne biliyorsanız hukukla, adalet mekanizmasıyla paylaşın demesi gerekiyordu. Biz aileler olarak da bizim çağrılarımız oldu. Siyaseten bazı siyasi partilerin Ahmet Davutoğlu'na açıklamaları oldu. Fakat hiçbir şekilde bu yapılmadı. Yani bizim kanaatimiz odur ki zaman içerisinde işte biraz daha kamuoyunun gündeminden düşürmek, kamuoyunun unutmasını sağlamak ve zaman aşımına uğratarak bundan önce bu ülkede yaşanmış olan katliamların unutulduğu gibi ve zaman aşımına uğratıldığı gibi 10 Ekim GAR katliamı da maalesef ki zaman aşımına uğratılmak isteniyor. Fakat ben şuna eminim. Yani bu ülkede yaşayan halkların, demokrasi güçlerinin, vicdan sahibi insanların bu davayı asla gündemden düşürmeyeceği ve bunun takipçisi olacağı, özellikle de biz hem 10 Ekim Barış Derneği olarak hem de orada yaşamını yitirmiş arkadaşlarımızın aileleri olarak biz bu davanın peşini bırakmayacağız ve asla ve asla kamuoyunun bu davayı unutturmayacağına, takipçisi olacağına olan inancımı yinelemek istiyorum. Katliamın yaşandığı yerde her ayın 10'unda doğru bir anma yapılıyor. Bir de yıllık anmalarda Ekim'in 10'unda katliamın yaşandığı yerde anmalar yapılıyor. Sadece orada yapılmıyor. Yani hemen hemen diyebiliriz ki ülkenin bütün şehirlerinde, ilçelerinde buna ilişkin anmalar yapılıyor. Özellikle bizim çağrımız şu olmalı diye düşünüyorum. Ankara'daki demokrasi güçlerinin o alanı 9. yılında 10 Ekim'de o alanı tıka basa doldurmaları gerekiyor. Aynı zamanda İstanbul'da da 10 Ekim'de saat 7'de Kadıköy iskelede buna ilişkin her sene yapıldığı gibi bu sene de orada anma yapılacak. Hatırlarsanız katliamın yaşandığı dönemde ülkede 3 günlük yas ilan edilmişti. Şimdi biz buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na,
şimdi artık başbakan falan kalmadığına göre ve o tarafta, o cenahta olan siyasetlerin, siyasi partilerin yetkililerini samimiyete ve vicdana çağırıyoruz. 3 günlük yas ilan ettiniz. Doğru, olması gereken de zaten buydu. Fakat ondan sonraki süreçte siz devleti idare eden siyasi erk olarak bu hayatını kaybeden insanlara, demin de belirttiğim gibi bütün anmalarda, bütün mahkeme süreçlerinde çıkarılan bütün zorluklara, kaçırılan dosyalara, tecelli etmeyen adalete ne söylediniz? Müdahil olabildiniz mi? Ülkenin 3 gün yas ilan etmesinden sonra bugün gerek Adalet ve Kalkınma Partisi, gerekse Milliyetçi Hareket Partisi ki beraber bugün devleti yönetiyorlar, bu konuya ilişkin herhangi bir girişimleri olmamış. Yani eğer o ilan ettikleri 3 günlük yasla ilgili ufak bir samimiyetleri varsa bu seneki anmaya gelsinler, anma yerine gelsinler. O zaman diyeceğiz, samimiyetlerine inanacağız. Ama biz kararlıyız. Biz bu ülkeye hem barışı, hem kardeşliği, hem demokrasiyi de getirinceye kadar bizim mücadelemiz devam edecek. Bu konuda asla taviz vermeyeceğiz. Biz kaybettiklerimizi ettik. Ödediğimiz bedeli ödedik. Bundan sonra da bedeller ödenmesi gerekiyorsa biz o bedelleri karşılayacağız. Dicle yaşıyor olsaydı bugün 27 yaşında bir genç kız olmuş olacaktı. Biliyorsunuz katliamın yaşandığı yerde hayatını kaybeden 2 çocuktan biriydi Dicle. Dicle daha 17 yaşındaydı. Ondan da daha küçük Mehmet Veysel Atılgan. Yani 104 kişinin içinde hayatını kaybeden 2 çocuktan biriydi. Tabii ona olan özlemimiz asla bitmeyecek. Bitmiyor da. Acısı da bitmiyor. İster istemez biz canımızdan bir parçayı, evladımızı kaybetmişiz. Yani daha büyük acı olamaz. Hiçbir zaman biz artık ondan önceki, katliamdan önceki ruh haline dönemedik. Özlüyoruz. Dicle gerçekten çok yürekli bir çocuk. Çok arkadaş canlısı, hayat canlısı, hayatı son derece iyi seven birisi. Güzel sesi olan, güzel türkü söyleyen. Ve daha 17 yaşında olmasına rağmen bu ülkenin sorunlarına kafa yoracak kadar da gelişkin bir çocuktu. Ya biz beraber gittik Ankara'ya. Aynı alanda ben de vardım, Dicle ile beraberdim. Fakat şunu söylemek gerekirse, daha Dicle'nin cenazesi yerdeyken, o zaman da basın bazı sorular sormuştu. Biz de aile olarak şöyle bir şey demiştik. Yani bu ne kadar doğru, ne kadar şey olur bilmiyorum ama Dicle'nin barışa kurban olduğunu, barış şehidi olduğunu söylemiştik. Baba olarak, yani ağzımdan o zaman dökülen bir cümle, ben çocuğum bu ülkenin barışına, bu ülkenin adaletine, bu ülkenin geleceği için umut ederim ki barışa, onların şehadeti, demokrasi şehadeti barışa vesile olsun. Barışa kurban olarak adanmıştık Dicle'mizi. Onu tekrar özlemle, rahmetle yad ediyorum. Fakat çok özlüyoruz. Çok.